Bismillahirrahmanirrahim. Kavaidül İrab derslerimize devam ediyoruz. Es-saniyetu ikincisi, yani mahallen İrab'ı bulunmayan cümlelerin ikincisi. İrab'tan mahalli olmayan cümlelerin ikincisi nedir? El-vaki'etu vaki olan cümledir, bulunan cümledir. Ne olarak? Sılaten, sıla olarak yer alan cümledir. Ne için sıla? Li ismin, bir isim için sıla olarak vaki olan, mevcut olan cümleler İrab'tan mahalli olmaz. Nahvu örnek. Câe geldi. Ellezî, o kimse ki. Ellezî nedir? İsmi mevsuldür. Ellezî ismi mevsul. Ardından gelecek cümle sıla cümlesi olarak adlandırılır. Gâme ebûhu. Sıla cümlesidir. Gâme ayaktadır. Ebuhu onun babası. Gâme fiil ebu fail ve muzaf. Hu muzafın ileyh olmakta. Bu bir fiil cümlesi. Bu bir fiil cümlesidir. Ellezî yani isim mevsulden sonra gelmiştir. Gâme buhu bir fiil cümlesi olarak sıla cümlesidir. Madem ki sıla cümlesidir. Madem ki bir mevsulden sonra gelmiştir. Öyleyse İrab'tan mahalli yoktur. Ev veya li harfin, yani bir ne diyelim, sıla ki bu. Ne için sıla? Burada li ismin demişti, burada da li harfin, bir harf için sıla cümlesi. Yani harften sonra sıla cümlesi gelirse, illa isimden sonra gelmesi gerekmiyor. Buna göre sılayı ikiye ayırabiliriz. Yani ismi mevsul, harfi mevsul. İki şeyden biri için sıla cümlesi. İsmi mevsulden sonra sıla cümlesi gelirse İrab'tan mahalli yok. Harfi mevsulden sonra gelirse bir sıla cümlesi, onun da yine İrab'tan mahalli yoktur. Harfe örnek. Nahvu. Acibtu, ben hayret ettim, şaşırdım. Neden? Mimma, o şeyden ki gumte, sen ayaktasın, ayağa kalktın. Yani senin ayakta oluşundan. Ma burada mastar manası verdirmekte. Ey min kıyamike, senin ayakta oluşundan hayret ettim. Mimma, min ma'dır. Min harfi cer, ardından ma gelmektedir. İşte minden sonra gelen ma. O da bir kaynaşma söz konusu. Mimma olmuştur. Mimma, oradaki ma harfi mevsuldür. Ardından gelen gumte bir cümledir. Yine fiil cümlesi. Gumte game yani. Game bir fiil. T onun faili, bir fiil cümlesi olarak harf-i mevsulden sonra gelmiştir ve İrab'tan mahalli yoktur. Niye bundan İrab'tan mahalli yok? Sırf isim mevsulden veya harf-i mevsulden sonra geldikleri için. Ey tefsir harfidir. Ey yani min gıyamike, senin ayakta oluşundan demektir bu. Fema, buradaki fe'yi ve manasında alın. Fe ve ma ve gumte, ma ve gumte ikisi birlikte fi mevzi'i cerrin, cer mevzisindedir. Mevzi konum demek, bölge, yer. Cer mahallindedir. Yani buna göre ma gumte mahallen mecrur olur. Min harfi cerrinden dolayı ma gumte mahallen mecrurdur. Ama sadece gumte bir irab almaz. Çünkü sıradan sonra gumte gelmiştir. Bir min diyor değil mi? Min ile birlikte. Minden sonra gelen. Ve emma şimdi gelince gumte. Sadece gumteye, yani sadece sıla cümlesine bakarsak vahdaha. Vahdaha sadece demek. Vahdaha sadece gumteye bakarsak fe la mahalle leha. Gumte için bir mahal yoktur. Yani İrab'tan mahalli yoktur. Niye? Çünkü kendisi ma'nın sıla cümlesidir. Ama ma ile birlikte, yani sıla harfiyle birlikte sıla cümlesi olamazlar. Bu yüzden mahallen mecrur olurlar. Es-salisetu, İrab'tan mahalli olmayan cümlelerin üçüncüsü nedir? El-mu'terizatu, mu'teriza cümlesidir. Cümleyi mu'teriza olarak bilinir. Türkçe karşılığı ara cümle. Ara cümle derler buna. Cümle-i mu'teriza birbirini isteyen iki şey arasına giren cümledir. Örneğin fiil ile fail arasına giren cümleler cümle-i mu'teriza olarak adlandırılır. Sıfat ile mevsuf arasına giren cümleler yine cümle-i mu'teriza olarak adlandırılır. Hal ile zilhal arasına,
Mübteda ile haber arasına, yemin ile yeminin cevabı arasına, muzaf ile muzafın ileyh, atıf ile matuf. Bunların aralarına giren cümleler cümleyi mu'teriza olarak adlandırılırlar. Beyni şey'eyn, iki şey arasında. Zaten devamında yani iki şey arasında giren cümleyi mu'terize olarak adlandırılır. Littesdili ev littebyini şeklinde açıklanmış. Yani birbirini talep eden, birbirini açıklayan iki şey. Nahu ne gibi? Fela ugusimu. Oradaki la olumsuzluk manasında değildir. Zaittir. Zaitten kasıt tekit için, süs için. Fela ugusimu. Uksimu fiil muzari, nefs-i mütekellim, vahde, uksimu, ben yemin ediyorum demektir. Fela uksimu, ben yemin ediyorum. Allah Teala kendisini kastediyor, kendisi yemin ediyor. Neye yemin ediyor? Bi mevaki'in nucumi. Nucum, cem-i mükesser, yıldızlar. Mevaki', bu da cem-i mükesser, mevkiler, yerler demek. Bi mevaki'in nucumi, yıldızların yerlerine yemin ederim. Nokta nokta devam ediyor. Ayet Vaka suresi 75, 76, 77 şeklinde devam edecek. Ve zalike bu cümle-i itiraziye, mu'teriza li enne kavlehu teala innehu le Kur'anun kerim. Yani cümle-i mu'terize olan innehu le Kur'anun kerimdir şeklinde anlaşılmaması gerekiyor. Bu innehu le Kur'anun kerim nedir? Cevabı la uksimu bi mevaki'in nucumdur. İnnehu le Kur'anun kerim cümlesi la uksimu bi mevaki'in nucum kaseminin cevabıdır. Aralarına giren cümle de cümleyi müteriz olmakta. Az daha okuyalım, açıklayacağız. Ama o cümle ki beynehuma, ikisinin arasındadır. İşte o nedir? İtirazun, cümleyi mu'terizadır ki la mahalle lehu, onun için İrab'tan bir mahal yoktur. Peki bu iki ayet arasına giren ayet nedir? O ayette ve innehu le gasemun lev ta'lemun azim cümlesidir. Şimdi buna Kur'an üzerinden bakalım. Fela uksimu bimevagi'in nucum. Bir kasem cümlesi. 75. ayet Vakıa suresi. 76. ayette ve innehu, gerçekten bu o nedir? Le kasemun, mutlaka bir yemindir. Lev ta'lemune, eğer bilseniz, azimun, büyük yemindir yani. Büyük yemindir de bu bir cevap cümlesi değil. 76. ayette cevap gelmedi. Cevap 77. ayette gelmekte. İnnehu o nedir? Le Kur'anun, elbette bir Kur'andır ki kerimun, değerli, kıymetli bir Kur'andır. Yani 75. ayetteki kasemin cevabı 77. ayette gelmiştir. Buna göre 76. ayet ne olmaktadır? 76. ayet olduğu gibi bir bütün olarak cümleyi mu'terizadır ve tercümelerde Diyanetin mealinde gördüğünüz üzere iki adet kesik çizgi arasında yer verilir. Yani cümleyi mu'terriza tercüme edilirken, cümle yazılırken bu şekilde çizgiler arasında yazılmaktadırlar. Bu anlaşıldı şimdi. Bu bir cümleyi mu'terriza. Bununla birlikte ibare okumaya devam ettiğinizde burada ayrıca bir cümleyi mu'terriza olduğunu da göreceğiz. Cümle-i Mu'terizanın irabı neymiş? İrabı yokmuş. La mahalle leh. Ve fi esnai hazel i'tirazi, şu itiraziye cümlesi esnasında, yani o satırda ne vardır? İtirazun aharu. Farklı, başka, bir diğer cümle-i itiraziye vardır. Ki ve hıve, o da nedir? Lev ta'lemune cümlesidir. فَاِنَّهُ çünkü لَا تَعْلَمُونَ cümlesi nedir? مُعْتَرِزٌ bir itiraziyedir. Buradaki itiraziye itirazdır manasında değil, yani Türkçedeki itiraz etmek, baş kaldırmak manasında değil. Ara cümle. Ara cümledir. بَيْنَ الْمَوْصُوفِ ve sıfatı. Sıfat ile mevsufu arasında bulunmuş, onların arasına girmiş bir ara cümledir.
ki ve huma o sıfat ile mevsuf da nedir? Le kasemun ile azimdir. Kasemun bir kasem yani mevsuf öyle kasem ki azimun büyük değerli. Azim de kasemin sıfatı olmaktadır. Ayet üzerine bakmak gerekirse kasem, mevsuf, azim onun sıfatı iki kırmızı. İki kırmızı arasına girmiş mavi, siyah gibi gözüken la ta'lemune de nedir? Cümleyi mu'terizadır. Yecüzü ve caizdir. Ne? El-i'tirazu cümleyi i'tiraziye yapmak, kurmak, kullanmak. Bi ekseri min cümletin vahidetin. Tek bir cümleden daha fazla, daha çok cümleyi itiraziyenin ard arda kullanılması caizdir. Hilafe li Ebi Ali'yin. Ebi Ali. Ebu Ali'nin hilafına. Yani o buna muhalefet etmiştir. Öyle bir şey olamaz demiştir. Esasen ibare bu baskıda devam etmekte. Lakin Türkiye'de basılmış olan baskıların çoğuna göre konu tamamlanmıştır. Önümüzdeki konu Er-Rabi'atu şeklinde başlayacaktır. Böylece videomuz bitti.